Arkadaşlarımızla beraber yaklaşık işte 11-12 gün oldu. Emin olun sabah akşam demeden gece gündüz çalışıyoruz. Yani bizim buradaki amacımız hem üreticimizi, hem esnafımızı, hem tüketicimizi korumaktır. Onları en iyi şekilde elimizden geldiği kadar onları mutlu edebilmek çabası içerisindeyiz. Amacımız budur. Çalışmalarımızı yaptık. İnşallah bayramı rahat geçireceğimize inanıyoruz. Bayram sonu çalışmalarımız var ama yani malumunuz, yani şimdi Trakya dediğimiz zaman bırakın Güneydoğu'yu, Doğu'yu. Yani burası tarımın ve hayvancılığın ana merkezlerinden birisi. Biz bana göre günlük olaylarla değil de geleceğe yönelik. Yani bana şu soruyu sormanızı çok isterim. Hayvan ithalatını ne zaman bitireceğiz? Yani sebze ve meyve ithalatını ne zaman bitireceksiniz? Bunlar çok önemli şeyler. Bunlar günlük sorunlar, tabii önemli sorunlardır. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Ancak geleceğe yönelik de ciddi çalışmalarımız var. Yani üreticimiz de, esnafımız da, hayvan yetiştiricimiz de, ithalat yapan arkadaşlar da rahat olsunlar. Yani bu sene onun üstünde olacağını hiç düşünmüyorum. Program fiyatı 15 liraydı canlar. Bu sene tahmin ederim, biraz önce başkan yardımcısı arkadaşım açıkladı. Kızılay fiyatları 745-750 lira civarında açıklayacak. O israfa karşı olan bir kardeşinizim. Her zaman şunu söylüyorum, ben israf eden iflas eder. Yani biz mutlaka ve mutlaka ülke olarak yani israfın karşısında olmamız lazım. Yazıktır, günahtır. Açlıktan ölen saatte insanlar var. Yani biz gerçekten bu israfı önlemek zorundayız. İnsanlar, ben demiyorum ki mutlaka yarım porsiyon yesin. 1,5 porsiyon da yenebilir ama yarım porsiyonla başlanır. Yani bir yarım porsiyon daha istenir. Bir yarım porsiyon, özellikle lüks lokantalarda söylüyorum ben bunu. Çünkü gittiğimiz düğünlerde bakıyoruz hakikaten öyle bir porsiyon geliyor ki bir şey de söyleyemiyorsunuz. Ya o kadar çok büyük bir porsiyon ve onun dörtte birini yiyorsunuz ve gerisi gidiyor. Bence bu porsiyonları özellikle lüks lokantalarda, bakın bu çok önemli. Fakirin, fukaranın biz porsiyonunu arttırmak zorundayız. Ama lüks yerlerdeki porsiyonları da küçültmek zorundayız. Bunun için gerekli arkadaşlarımla çalışmalar da yapıyoruz. Ama hakikaten bunu kabullenip özellikle lüks otellerdeki porsiyonların küçülmesi gerektiğine, özellikle benim gibi böyle 60'ın üzerindeki insanların, ben aynı zamanda sağlıkçıyım, sağlık açısından da çok önemli olduğuna inanıyorum. Yani bu Peygamber Efendimiz'in hadisi de, yani diyor karnınızı tam doyurarak kalkmayın, aç olarak veya yarı doymuş olarak. Tabii bu önemli bir olay. Süt olmazsa anı olmaz. Anı olmazsa dana olmaz. Birbiriyle orantılı şeyler. Bunun farkındayız.
Yani ana bizim için çok önemli. Yani bu kadar zengin topraklarda yaşıyoruz. Maalesef et ithal ediyoruz. Ya bu eti ithal etmek bizim gibi çalışkan insanlara yakışır mı? Değil mi? Yakışmaz ya. Gerçek o. Yani siyasetçi gelip de her şey evet bravo yok. Doğruları konuşmamız lazım. Biz doğrularla hareket etmemiz lazım. Yani bakın süt olmazsa ana olmaz. Ana olmasa dana olmaz. Ama sizin dediğiniz gerçekten analık özelliğini kaybetmiş. Kaybetmiş. Hayvanların da kesilmesine zaten biz yok demiyoruz arkadaşlar. Bir iki sene sıkıntı çekeceğiz ama biz artık yani başkalarına bu konuda artık muhtaç olmamamız lazım. Ondan dolayı bu anaya çok önem veriyorum arkadaşlar. İnşallah planlı gittiğimizde 2-2,5-3 yıl içerisinde et ithalatını bitireceğiz. Olaya öyle bakma. Bazılar soruyor etin fiyatı ne olacak? Ya etin fiyatı bize bağlı bize. Bizim çalışmamıza bağlı. Yani Allah bize öyle zenginlikler vermiş ki bunu biz mutlaka ve mutlaka başarmak zorundayız. Arkadaşlar her zaman desteğinize ihtiyacımız var. Gerçekten çok mutluyum. Aranızda olmaktan çok mutluyum. Öyle üretici, üreten, alışkan, bir bölgedeyiz. Tekirdağ'ıyla, Edirne'siyle ve Kırıkkale'siyle gerçekten Trakya denince çok önemli bir bölgede olduğumun farkındayım ve bu farkındalık içerisinde arkadaşlarımın daveti üzerine ilk işim dedim derhal ben hemşerilerimin arkadaşlarımın yanına gideceğim. Ama müthiş heyecan duyuyorum. Müthiş sanki yılların bir hayvancılık gıdası ve efendim tarımla ilgilenen bir kardeşiniz gibi oraya bakıyorum. Arkadaşlardan bazı şeyler öğreniyorum ve heyecanlanıyorum. Niye heyecanlanıyorum? Çok basit. Her şeyiniz olabilir. Dünya sizin olabilir. Tekirdağ'ın hepsi sizindir ama hiç yiyecek ekmeğiniz yok. Hiç gıdanız yok, sütünüz yok, peyniriniz yok. Bir hafta susuzsunuz ve acısınız. Yani o bir lokma yemek için, bir öğün yemek için bütün Tekirdağ'ı verir misiniz, vermez misiniz? Vallahi verirsiniz. Onun için gıdanın, tarımı ve hayvancılığın insanlar için, hele hele gelecek için ne kadar önemli olduğunu bilen bir kardeşiniz. Çok önemli olduğunu biliyorum. Onun için inşallah el ele vereceğiz. Bakın biraz önce çok değerli milletvekilimiz beraber doğru kararlar verdiğimiz takdirde dedi. Bizim burada oluşumuzun nedeni de zaten bu Selahattin Bey. Yani biz doğru kararları halkımızla beraber vereceğiz. Damızlığı bizden almış, bizde 3 kilo süt verirken şimdi kendisi 10 kilo süt üretiyor. Biz daha yeni yeni 5 kiloya başlamışız. Ve bu beni bir Türkiye Cumhuriyeti'nin evladı olarak ne kadar üzüyor, ne kadar rahatsız ediyor size anlatmam mümkün değil. Yani biz bunu hak etmiyoruz arkadaşlar. Bakın toprağın sadece %4'ü sulanıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yüzde biraz önce işte gezdim, üretilen ürünleri gezdim. Ne kadar mükemmel insanlarsınız. Ne kadar çalışkan insanlarsınız. Ne kadar o güzellikler var. Biz bunları eğer %4'ü %50'ye çıkarsak, %80'lere çıkarmış olsak gerçekten müthiş bir olay. Bir taraftan Avrupa, bir taraftan 20 milyona dayanmış bir İstanbul. İşte size Tekirdağ veya Edirne'nin veya Kırklareli'nin önemi. Buna aynı şeyi Urfa'da da söylüyorum. Yani Urfa'da tam 1 milyon dönüm sulanabilir arazi. Maalesef şu anda %30'unu ancak sulayabiliyoruz. Yani sadece ve sadece toprağı suyla buluşturabilsek Türkiye vallahi yani füze de yapmıştır, her şeyini yapmıştır. Çünkü
15-20 yılın sonrasının en büyük silahı gıdadır, tarımdır, hayvancılıktır. Bundan dolayı çok heyecanlı. Müthiş bir heyecan. Arkadaşlarla sabahlara kadar oturup sohbet ediyoruz. Bir fink alıyoruz, konuşuyoruz. Ya acaba şunu yaparsak ne olur? Bunu yaparsak ne olur? Ve sonra çok değerli milletvekillerimiz, benim çok saygı duyduğum arkadaşlarım, hepsi mecliste hep beraberiz. Hep onlar Trakya ile, illeriyle ilgileniyorlar. Vergi duvarlarında azalma hiçbir zaman üretici arkadaşlarımın moralini bozmasın. Yani buğdayı biz hiç üretmedik sayın vekilim. Hiç üretmedik. 3-4 milyon ton yılda buğday üretiyoruz ama bu buğdayı alıp hiçbir zaman iç piyasaya sürmüyoruz. Un olarak, bisküvi olarak, makarna olarak tekrar ihracat yapmak adına alıyoruz. Geçen sene bu arpada bir sıkıntımız oldu. 100 ton aldık ve orada TMO devreye girdi. Yani burada inanın biz orada sadece bunları indirmemizin sebebi spekülatörleri önlemek. Fırsatçılara fırsat vermemektir. Üretici bizim canımız. Üretici bizim her şeyimiz. Üretici olmasa biz olmayız. Yani bakın bütün Tekirdağ, Çorlu sizin ama ekmeğiniz yok, peyniriniz yok, aşınız yok, çorbanız yok. Ne kadar dayanırsınız? En fazla 15-20-30 gün. Ve en son dersiniz ki ya bir tabak yemeğe ben bütün Tekirdağ'a veriyorum. Öyle mi diyeyim? Biz bunun gerçekten farkındayız. Onun için üreticinin, üreten insanın hep yanında olacağız. Çok samimi olarak söylüyorum. Hep destekleyeceğiz. Çok dikkatli olalım arkadaşlar. Arazilerinizi satmayın. Arazilerinizi fırsatçılara vermeyin. Bu araziler çok değerli. Şuna emin olun ki biz hükümet olarak, devlet olarak hep sizlerin yanınızdayız. Lafla değil, samimi bir şekilde. Hep böyle hayvancılıkla ilgili, tarımla ilgili, yani ne elimizden gelirse biz onu esirgemeyeceğimizden emin olmanızı özellikle ben istirham ediyorum. Sen Tarım ve Hayvancılık Bakanısın, bir süt için bir gidelim köye. Valla çok da mutlu oldum. Ben zaten sözüm vardı. Yani ağıra girmeyen bir Tarım Bakanı olmaz, Hayvancılık Bakanı olmaz. Ağıra gireceksiniz, süt sağacaksınız, efendim çamurlu topraklarda, tarlalarda dolaşacaksınız. Yoksa yani böyle ekranlarda bu işin olması mümkün değil. İşte birinci elden öğreneceğim sizlerden çok şeyler var. Trakya'da kuru tarım yapmaktayız. Meriç Nehri boşa akıyor. Eğer bakanlık olarak buna önem verir de Meriç Nehri'ne, Ege Denizi'ne akmayı değil de Trakya topraklarına kazandırabilirsek bu bizim için çok önemli bir gelir kaynağı olur ve çiftçimizin de kurtuluşu olur. Desteklemelerle ilgili bakanlar kurulunda olduğunu biliyorum. Ben bu notu daha önceden de aldım. İnşallah en hızlı bir şekilde bunu sizlere iletiriz. Zaten bundan sonra da desteklemelerimiz daha önce ürün ekilmeden önce bildirilecek ve yılda iki kez ödenecek. Yani sizi tepecilere muhtaç etmemek adına bir sonbaharda bir de inşallah ilkbaharda bu ödemeleri yapacağız arkadaşlar. Ne Cumhurbaşkanımız, ne Başbakanımız, ne hükümetimiz, ne devletimiz. Çiftçinin hiçbir zaman borçlanmasını istemez. Çiftçinin yanında olduğumuzdan emin olmanızı ama doğrudur. Yani söylediklerini de ya arkadaş biz her şeyi mükemmel yapıyoruz falan ediyoruz demem de söz konusu. Ama mutlaka bizim zaten sağ olsun milletvekili arkadaşlarımız, valimiz, il başkanımız, sizler tartışıyoruz. Acaba ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Bu arkadaşlarımızı daha rahat bir ülkede nasıl yaşatabiliriz? Olabilir yani. Ben demiyorum mutlaka bizim her şey yaptığımız doğrudur da demiyorum. Ama doğruları bulmak adına da buradayız. Bakın ne seçim vardır, ne falan vardır ama biz sizlerle beraberiz. Biz iç piyasaya buğday sürüyoruz. 3 veya ortalama 4 milyon ton her yıl buğday giriyor. İthal buğdayı giriyor. Ama bunları bisküvidir, undur, makarnadır yapıp tekrar ihraç için kullanıyoruz. Yani hiçbir zaman buğday efendim iç piyasaya girmiyor.
Yani bizim amacımız da gerçekten çiftçimizi daha seviyesi, refah seviyesini yükseltmek. Benim gördüğüm şu, bana göre hepimizin tarım ilçe müdürünün, il müdürünün, bütün arkadaşlarımızın sizlerle beraber biraz daha sıkı fıkı işbirliği içerisinde, çok teşekkür ederim, çay içerim, çayı da severim. Daha sıkı işbirliği içerisinde çok değerli milletvekili arkadaşlarım var, valimiz var, il başkanımız var. Yani bunu çok samimi olarak söylüyorum, yürekli arkadaşlar. Bunlar çözülmeyecek şeyler değil. Yani yeter ki birlik beraberlik içerisinde samimi birbirimize güvenerek. Yani bakın inşallah bunlarla ilgili çözüm yollarını bulacağız. Size bir daha geleceğim. Ben gelmeyebilirim. Evet, Mustafa Bey gelir, Metin Bey gelir, Ayşe Hanım gelir, Sayın Valim gelir, İl Başkanım gelir. Yani biz bir aileyiz. Lütfen birbirimizi şey yapmayalım. Yani niyetimizin iyi olduğunu çok iyi bilin ama haklı olduğunuz konular var. Bunları düzeltmek için zaten biz buradayız. Gençler bize engellemiyorsun. Bunlar da anne adayı. Gebe olanlar, gebe düvelerimiz. Doğumu... Ne kadar zaman var?